Çıkamadım. Kocamın 52. yaş. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çiçeğim nasıl? Çok güzel değil mi? Harika. Yaprak sarması yapacağım bugün. Çiçeğimi göstermek istedim. Çiçek neden mutfakta derler? Gözümün önünde olsun istedim. Mutfaktayım zaten. Vaktimin hemen hemen hepsini mutfakta geçiriyorum. Çiçek dedim, gözümün önünde olsun, mis gibi koksun dedim. Başlayalım sarmamıza. Önce bir yerleşeyim şöyle. Çiçeğim de oradan bana bakıyor, mis gibi kokuyor. Bu zımbırtılar da buradaymış. Yaprağımı pazardan aldım. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Güzel görünüyor. Şöyle göstereyim. Çoktandır yaprak sarmamıştım. Toplam 1 kilo yaprak aldım. Eve geldim. Bizimkilerde 1 kilo yaprak çok az. Bu kime yetecek dediler. Dur bakalım ne kadar çıkacak. Daha doğrusu ilk defa bir yerden aldım. Eğer güzelse alırım yani. Çok da ince sarmıyorum böyle. Siz nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Biraz da olsa, birazcık da olsa iyi misiniz? Canlı yayın yapmadım diye çok sitem edenler oldu. Çok ağır yazanlar oldu. Hiç tahmin etmediğim bir arkadaşlığım. WhatsApp'tan kötü bir mesaj aldım ondan. Yani bilmiyorum, kimse ya beni anlamıyor ya da kötülüğümü istiyor diye düşünüyorum. Video atıyorum, dünyanın lafını işitiyorum. Şimdi düşünün, ben sizi kırmayıp canlı yayın açsam, canlı yayında ister istemez böyle ne bileyim azıcık bir tebessüm etsem, bu sefer daha kötü eleştiri alacağım. Daha kötü laflar söyleyecekler. Canlı yapmıyorum. Bu da çözüm değil. Gene daha kötü. Bilmiyorum valla. Şaşırdım kaldım. Hani ne yapacağımı artık ben bile bilmiyorum. Nasıl davranacağımı da bilmiyorum. Son zamanlarda yaptığım her şey, ama her şey eleştiriliyor. Her şey. Eleştiriye açığım. Hakaret dışında. Hele ki insanlığımı sorgulamaya çalışanlara diyecek lafım hiç yok yani. Geçmiş oraya bana insanlığımı sorguluyor. Sen şöylesin, sen böylesin. Beni ne kadar tanıyorsun da konuşuyorsun ki sen? Benim insanlığımı sorgulayan kişi insan olsa zaten bunları yapmaz. Bunları söylemez, bunları yazmaz. Demek ki senin insanlığından şüphe etmemiz lazım. Yani bu kadar kötü ve zor durumdayken bile beni aşağılayabiliyorsan, ya yani aşağılamaya çalışıyorsan ya da benimle uğraşıyorsan, bir şey demiyorum, bir şey söylemiyorum. Ben nerede yaşadığını da bilmiyorum, hangi şehirde, hangi ülkede yaşadığını da bilmiyorum bunu yazamam. Öyle yani. Sanki çok keyifliymişim gibi davranıyor. Sanki hiçbir şeyi umursamıyormuş gibi davrandığımı dile getiriyor. Keyfim yok zaten. Hiçbirimizin keyfi yok. Yani keyiflenecek bir durum yok. Mecburen gene yemek pişiriyoruz. Gene yemek yiyoruz. Gene mutfak topluyoruz. Elimizi temizliyoruz. Mecburuz yani bunları yapmaya.
Bir de ne diyor? Ben para gözmüşüm. YouTube beni unutur diye benim ödüm kopuyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Biz kimleri unutmadık? Kimler bizi unutmadı ki? YouTube bizi unutsa ne olur? Saralım bakalım. Bugün de üstünde bir ağırlık var sabahtan beri. Konuşmaya bile mecalim yok diyebilirim. Yaprağı da çıkartmış bulundum. Aslında niyetim akşam sarmaktı. Akşam olmadı. Evin içi sıcak ama dışarısı çok soğuk. Dışarı çıktım. Eve zor geldim vallahi. Soğuk delip geçiyor insanı. Zaten ben kış ayını hiç sevmezdim. Oldum olası. Çocukluğumdan beri kış ayını hiç sevmiyorum. Ne karı seviyorum, ne yağmuru seviyorum. Yaprak çok da hoşuma gitmedi kızlar. Bakın az öncekiler kocamandı. Bu ise küçük. Ben istiyorum ki hepsi bir boyda olsun. Küçük yaprağı sevmiyorum. Bakın ne kadar küçük. Hazırlayayım kendime de. Yaprak. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor günleriniz? Okullar tatil. Deniz'in pek evde ders çalıştığı yok. Bakalım pazartesi günü açılacak mı okullar İstanbul'da? Vallahi hiç hazırlanmadım video çekerim diye. Öyle ev halimle paspal paspal çıktım karşınıza. Az öncekiler ne güzeldi. Bakın küçücük ya. Beğenmedim yaprağı. En iyisini aldım. Bakın. Elimde ağır gibi hissediyorum bugün. Sarmak istemiyorum. Belki de ondandır. Normalde sarma sararken elim hızlıdır. Yani bu kadar yavaş değildir ama bugün canım gerçekten istemiyor sarmak. Şunların şeylerini kopartayım. Çok fazla tuzlu değilmiş. Eleştirenlere, kötü yorum yazanlara tabii ki bazı arkadaşlarım çok güzel savunmuş beni. Hepsine teşekkür ederim. Ama canlı yayın konusunda hani bir de şey yazmış. Zaten normalde 50 kere söylüyoruz, anca zorla açtırıyoruz gibi laf etmiş.
benim yüzümden ne yazıyordu bir de. Senin yüzünden diyor yılanlığım kalmadı diyor. Bir şeyler yazmışlar. Valla kafam o kadar dalgın ki. Okuyorum ama böyle kötü yazanları hani çok da şey yapmıyorum yani. Başka böyle aklımda başka düşünceler olduğu için. Düşüncem başka olduğu için böyle kötü odaklanamıyorum kötü yorumlara. Herhalde umursamadın ben diye düşünüyorum. Bizi savunmadın diyorlar. Savunabileceğim bir şey olduğu zaman, bir ortamda olduğum zaman tabii ki savunurum. Ya bir şeyden bahsediyorlar ama neden bahsettiğini tam olarak da bilmiyorum ya. Bıktım artık son zamanlarda ne istiyorsunuz benden demekten. Yani benden madem bu kadar şikayetçisin, ha takipten çıkarım tehditleri. Ya kardeşim ne yapabilirim sen beni takipten çıkmayı düşündüysen? Ne yapabilirim? Sana benim yalvaracak halim yok. Çıkma. Yalvarırım ne olur çıkma beni bırakma. Bunu da demem. Ya kendin bilirsin. Ben kimseyi zorla hayatımda bile tutmadım bu zamana kadar. Gitmek isteyen gider yani. Ben sonuçta bir şey yapmadım ki sen beni takipten çıkıyorsun. Ne yaptın? Neyimi gördün de takipten çıkacağım diye tehdit ediyorsun. Hani bir şeyimi gördüysen söyle, dürüstçe söyle oraya. Yok canlı yayın yapmadın. Yok işte 50 kere söyleyince canlı yayın yapıyorsun. Hani bununla gelme bana. Daha belirli bir sebebin olsun. Ondan sonra çıkıyorsunuz oraya, Asi biz seni seviyoruz, biz seni seviyoruz. İnanıyor muyum? Asla inanmıyorum. Kesinlikle. Gıcık olmuşsundur bana, sinir olmuşsundur. Tamam, çık, izleme. Kendi tarzında sana iyi gelen birini izle. Ne diyeyim yani? Ben söyleyecek başka bir şey bulamıyorum. Yani kötü biliyorsanız da bildiğiniz gibi kalın. Ben kimseye kendimi iyiyim diye ispatlamak zorunda değilim. İspatlamam da zaten. Karşındaki insanı nasıl görüyorsan o insan öyledir. Sizin şeyinizle, deyiminizle. Nasıl görüyorsan öyle kabul et. Ne yapayım? Düşme yaprağım şurada dur. Küçücük tabak almışım ben de. Şu kötü zamanda var kimse kimseyi üzmesin ya. Kimse kimseyi üzmesin. Ben bunu istiyorum. Yani insanlık ne oluyor, nereye gidiyor ben bilmiyorum. 3-4 gün önce öğreniyorum. Hiç aklımda olmayan, ilgilenmediğim bir kişinin yaptığı dedikoduyu duyuyorum. Önceden yapılmış bir dedikodu. Ama öğreniyorum, duyuyorum. Hiç kim bir şey gizli kalmaz yani. Mutlaka söylenmiş bir söz varsa çıkar ortaya. Ne diyeyim Allah'ından bulsunlar. Madem gerçekten çok üzgünsünüz, çok içiniz yanıyor. Sevgili eski takipçilerim diyeyim. Hani benden çıkmışlar ya, ex takipçilerim diyeyim. Niye o zaman beni üzüyorsunuz? Ben ve benim gibi insanları niye üzüyorsunuz o zaman? Oluruna bırakın her şeyi. Bir bekleyin. Zamanla beni bilmeyenler de görecek. Ben gerçekten yalancı mıyım, iyi miyim, kötü müyüm, para göz müyüm, para için mi yapıyorum? Zamanla göreceksiniz. Ben bu zamana kadar bırakın para dilenmeyi. Abone bile dilenmedim. Birçok canlı yayınlara katıldım, ettim. Hiç duydunuz mu benden? Yazdım mı ben? Birileri gibi.
Arkadaşlar bana da abone olun. Bana da bekleyin. Duydunuz mu benden böyle bir şey? Duymadınız. Yani abone bile istemedim ki ben. Beni parayla kıyaslıyorsunuz. Yani başkasına söylemeniz gereken şeyi gelip bana söylüyorsunuz. Gücünüz bana mı yetiyor sizin? Gücünüz gerçekten bana mı yetiyor? Hani biz böyle yaparız da bunu YouTube'dan süreriz diye mi? Doğru, bana yetiyor gücünüz. Saatte 3 çeyrek geçiyor. 4'e kadar bitirir miyim sizce? 4'e kadar bitmez de 4 çeyreğe falan biter. 1 saatte bitiririm ben bunu. Şarjımı da gene bayağı bir hazırlamışım. Yaprakla ikisi birbirine dengeler. Yaprakta az diyordum ama varmış sanki bayağı. Kıyma falan yok içinde, zeytinyağlı. Piştiği zaman, pişmeden önce tencereye dizdiğimde limon falan işte üstüne dilimleyip koyacağım. Bugün de böyle geçer. Ama yaprağı hiç beğenmedim bakın. Bir de en iyisinden aldım. Bir iki çeşit vardı. Biri daha ucuzdu. En iyisi bu dedi. Tokat yaprağıymış. Aralarında bak şu güzel mesela. Güzelleri var ama güzel olmayanlar da var. Yırtık olanlar, kart olanlar. Saralım bakalım. Sanki bunu birisi böyle kopartmış mı, ısırmış mı? Kendime yaprak hazırlayayım. Gel bakalım. Bazıları incecik, bazıları çok sert. Neyse ben sizi sıkmayayım, biraz durdurayım. Bayağı bir sarayım. Öyle gösteririm size. Çok şükür sarmayı bitirdim arkadaşlar. Bir tencere çıktı, yani 1 kilo yapraktan gene bayağı çıktı. Şimdi kaynamış suyu tepesinden aşağıya dökeceğim. Koydum, ocağa koydum. Kaynamasını bekliyorum. Çiçeğim hala burada. Kapağını kapatacağım. Sarmam pişti. Çocuklara koydum biraz. Şöyle göstereyim. Ellerime sağlık. Güzel görünüyor. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.